28. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve kaçındığı şeyler iki kısımdır. Birisi ibadet olarak yaptığı ve kaçındığı şeylerdir. Her Müslümanın bunlara tabi olması lazımdır. Bunlara uymayan şeyler bid'attır. İkincisi adet olarak yani bulundukları şehrin ve o memleketlerdeki insanların yapmakta oldukları şeylerdir. Bunları da beğenmeyen, çirkin diyen kâfir olur. Fakat bunları yapmak mecburi değildir. Bunlara uymayan şey, bid'at değildir. Bunları yapıp yapmamak, memleketlerin ve insanların adetlerine bağlıdır. Mübah kısmındandırlar. Din ile bağlılıkları yoktur. Her memleketin adeti başka başkadır. Hatta bir memleketin adeti zamanla değişir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh abdestin sünnetlerini anlatırken buyuruyor ki meşruat yani ibadetler yani Müslümanlara yapılması emrolunan olan şeyler dört kısımdır. Farz, vacip, sünnet, nafile. Allahü Teala'nın açık olarak bildirdiği emirlerine farz denir. Açık olmayıp zannederek anlaşılan emirlerine vacip denir. Farz veya vacip olmayıp Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere sünnet denir. Bunları devamlı yaparak nadiren terk etmiş ve terk edenlere bir şey dememiş ise sünnet-i hüda veya müekket sünnet denir. Bunlar İslam dininin şiarıdır. Yani bu dine mahsusturlar. Başka dinlerde yokturlar. Vacipleri terk edeni görünce terk etmesine mani olurdu. Kendisi ara sıra terk etmiş ise sünneti gayri müekkede denir. Müekket sünneti özürsüz olarak devamlı terk etmek mekruh olur. Küçük günah olur. Allahü Teala bütün ibadetlere sevap vereceğini vaad etti, söz verdi. Fakat ibadete sevap verilmesi için niyet etmek lazımdır. Niyet emre itaat ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmek demektir. Bu üç kısım ibadeti belli zamanlarda yapmaya eda etmek denir. Zamanında yapmayıp zaman geçtikten sonra yapmaya kaza etmek denir. Eda veya kaza ettikten sonra kendiliğinden tekrar yapmaya nafile ibadet denir. Farzları ve vacipleri nafile olarak yapmak müekket sünnetleri yapmaktan daha çok sevap olur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı şeylere sünnet-i zevait denir. Elbiseleri, oturması, kalkması, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması böyledir. Bunları yapanlara da sevap verilir. Bunlara sevap verilmesi için niyet etmek lazım değildir. Niyet edilirse sevapları çoğalır. Zevahit sünnetleri ve nafile ibadetleri terk etmek mekruh olmaz. Bunlarla beraber Adete bağlı şeylerde de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak dünyada ve ahirette insana çok şey kazandırır ve çeşitli saadetlere yol açar.